Oradan bana Emir geldi. Bakayım. Yaşar. Hocam işte. Elleşme la telefonu. Evet hocam. Sana güveniyorum. Hocam biraz daha açsana. Kuş sesi. Hocam kuş gibi çıkıyor sesiniz maşallah. Beni bırakın da Serdar Hoca'ya biraz yaklaşayım. Hocam, konu olarak. Pek mümkün değil değil mi? Adam bayağı iyi. 5 kolu tane. Işık hızına yakındı kızlar. Ben bunu anlayamıyorum ama. Nasıl oluyor? Aynı müfredat anlatmıyoruz mu lan? Işık konu bir... Değil ki. Daha niye bu kadar değil? Bonks. Yok. Bonks yavaşlar. İleride gitmesi iyi olur. Benim konulardan ona... Geçen videoların birini izledim. Birinin başında şey diyorum ben. Hocam birbirimizin yaratılmışız falan diyorum. Evet. Adamı yaklaştırdım falan diyorsun. Evet. Evet. Hocam arada çıkmış. Yes be. Yes. Hocam yeni kamera ne zaman gelecek? Kalem bayağı... Hocam bilmiyorum. Şu elimde görmüş olduğunuz kalem var ya. Yok la olsun. Hepimiz bitireceğiz konuları. Sıkıntı yok. Çocuklar hiç korkmayın. Hiç çekinmeyin. Daha çok var sınava. He? Öyle değil mi? Çalışma ya. Daha çok var sınava. Hepsini bitireceğiz merak etmeyin. Ben bu okulda bir şey... Zaman hatırlamıyorum, bir yıl hatırlamıyorum ki konu bitmemiş desinler. Öyle bir olay yok. Öyle bir olay yok. Happy June'u anlatacağız. He? Sen bana güven. Hocam böyle hiç güven vermedin. Hiç güven vermiyorsun hocam. İkinci grafiği çizerim o zaman. Efendim canım. Tam senden uyarı geleceğini anladım, hemen geçtim derse. Şimdi ikinci grafik şöyle diyor. İkinci grafik şöyle diyor. Aa, şurada akım var diyor. Akim değil, akım. Şurada gerilim var diyor. Ve şöyle çizdim diyor. Şöyle bir grafiğiyle şöyle bir grafik oldu diyor. Aha bu X, bu da Y deneyi diyor. Gördün mü? Fotoelektrik olay gerçekleştiriliyor. X ve Y deneylerinde gerilim ve akımın değişim grafiği şekildeki gibi oluyor diyor. Şimdi bize şöyle derse güzel çocuğum. X, hatta şöyle başlayayım daha doğru olsun cümle. Aynı renk fotonlar X ve Y fotosellerine düşürülüyor diyor. Düşürülüyor. Demek ki o tahtaya yazmıyor. Yazmak uzun sürüyor. Olabilir mi? Her şeyi bir anda yazıyor. Tüm konuyu bir kere yazıyor, sonra daha yazmıyor. Olmaz oğlum ya. Oğlum bir cümle söylüyoruz, 3 kere tekrar ettiriyorsunuz. E foton eşittir. E bağlanma artı E kinetik elektron. Demiyor muyuz? Diyoruz. Şimdi bu adam bize aynı renk foton deyince sen demeyeceksin mi? Ula şunlar aynıymış la. He? Fotonların enerjileri aynı. Demek ki bağlanma enerjisi. Demek ki kinetik enerjilere bakınca çok yaşa.
Kinetik enerjilere bakınca çok yaşa dedik ya. X'te kinetik enerji çok olmuş çünkü onu durdurmak zor olmuş. Gördün mü? X'te kinetik enerji çok oluyorsa bağlanma enerjisi az olmalı. Değil mi? Evet. Demek ki X foton fotoselinin bağlanma enerjisi E0X küçüktür E0Y olmalı. Değil mi? Evet. X fotoselindeki katodun eşik enerjisi daha az. Peki bu bize sevgili kardeşim, X fotoselinin eşik frekansı, katodun eşik frekansı daha küçüktür bilgisini sağlamaz mı? Sağlar. Peki bu bize X fotoselinde lambda 0 X'in, yani eşik dalga boyunun lambda 0 Y'den daha büyük olduğunu söylemez mi? Evet. Yani X fotoselinden elektron sökmek daha kolaymış. Değil mi? X'ten elektron sökmek daha kolay. Bu arada X dediğim şey fotoselin katodu demeye çalışıyorum. İkinci olarak şu tarafa bakarsan, bak burası, gördün mü? Bize ne diyor? Fotoselin katotlarına eşit sayıda foton gönderdim diyor. Çünkü maksimum akımlar eşit. Değil mi? Tamam. Bu durumda şunu söylemem lazım. Phi x eşittir phi y olmalı. Değil mi? Aynı sayıda fotonla bu deneyi yaptım demeye çalışıyor. Tamam. Katotlara 1 saniyede eşit sayıda foton düşmüş. Ha? Katot yüzey alanını bilmiyorum aynı mı değil mi? Ama katot yüzeylerine eşit sayıda foton düştüğünü biliyorum. Hocam X'in kesme gerilimi daha büyük değil mi? X'in kesme gerilimi daha büyük, evet. Daha büyük olduğu için yani daha sonra kopmaz mı? Kesme gerilimi koptuktan sonra elektrona çok enerji düşüyor daha zor, demek. Daha zor durduruyorum. Daha kolay koparmışım ki daha çok enerji kalmış kinetik olarak elektrona. Tamam. Şimdi peki bu grafiği çizip de bize dese ki aynı fotosele, aynı katotlu fotosele X ve Y fotonları düşürülüyor dese. Dese. Ben şimdi şu şeye, denkleme baktığımda şöyle demez miyim? Ya bu adam aynı fotosel diyor. Aynı katottan bahsediyor. O zaman bağlanma enerjileri eşit olmalı bunların. Ama kesme gerilimlerine bakıyorum. Bak V kesme X, V kesme Y. Kesme gerilimi X'te daha büyük. Yani elektronları daha zor durdurmuşum. O zaman X fotoselinde, X deneyinde kullandığım fotonlar daha büyük enerjili olmalı. Değil mi? Bu bana E foton X'in büyüktür E foton Y olduğunu söyledi ki foton enerjisi büyükse frekansı da büyüktür. O zaman demek ki FX büyüktür FY, yani lambda X küçüktür lambda Y ifadesini söyledi ki şöyle de diyebilirsin. Eğer Y dediğim şey yeşil ışıksa o zaman X dediğim mavi ışık gibi bir şey olmalı. Tabi burada renk direkt olarak söylemek doğru olmayabilir ama biz ışık spektrumunda Y'nin daha kırmızıya yakın bir yerde, X'in daha maviye yakın bir yerde olduğunu söylersek rahatlıkla sonuca ulaşırız diyeceğiz. Tamam. Var mı burada aklınızı karıştıran bir şey? Yok. Peki aynı şekilde şunu da söyleyebilirim. Bakın yine şurayı incelediğimde lan bir bakıyorum foton sayıları aynı. Değil mi? Yani yine katotlara düşürülen X ve Y fotonları eşit sayıdaymış. Çünkü maksimum akımlar aynı. O zaman phi x eşit phi y. Aslında ben bunu phi x eşittir phi y olarak yazmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü ışık akısı dediğiniz şey aslında ışığın enerjisiyle de alakalı. Dolayısıyla aynı sayıda daha büyük enerjili fotonun oluşturacağı ışık akısı daha büyüktür zaten. De bizim burada kitapların hepsinde kastedilen şey şu. Katoda
kaç tane foton düştüğüyle ilgili söylüyorlar bunu. Tamam. Ben bunu yazarken şunu kastediyorum. X ve Y fotonlarından eşit sayıda foton bir saniyede katot yüzeyine düşmüş. Bu deneyler sırasında X'ten aynı sayıda, Y'den aynı sayıda fotonu katot üzerine düşürerek yapmışım deneyi anlamı çıktı buradan. Tamam? Anlaştık mı? Heh? Var mı kafanızı karıştıran bir şey? Hocam ben şurada biraz sıkıntı yaşadım dediğiniz bir şey? Yok. Ne güzel. Ne çılgın. Ne şirin. Görmedim. Ama yakında göreceğim. Mesela yarın. Ne? Geliyor mu? Evet. Adam zor kurtardı kendini oğlum. Sizden. Sizden. Hocam görme gelsin ya. Tamam. 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 Yarın söylerim. Yarın video çekeceğiz. Şöyle bir grafik çizmişler. Şöyle bir grafik çizmişler. Şişt, kanka bak bak. Sen şöyle diyeceksin. Ya hocam biz E foton eşittir E bağlanma artı E kinetik elektron diyebiliyoruz yahu. Hele bir yol bize derse ki kardeşim bunlar aynı fotonlar. Aynı renk fotonlar derse ben hemen foton enerjileri aynı. Tamam süper. Grafiğe bakıyorum. E kinetik enerjiler de aynı. O zaman katotların aynı cins olduğuna ulaşırım. Aramızdaki tek üniversite mezunu benim. Bence beni dinlemelisiniz. Yanınızdaki sizden ne kadar iyi biliyor olabilir? Aynı sıraları paylaşıyorsunuz. Daha lise diplomanız bile yok. Düşün. Eğer derse ki aynı cins katotlu fotosellere düşürdüm ben bunları. E şimdi sen aynı cins katotlu dersen bağlanma enerjileri aynı dersin. E grafiğe bakıyorum kinetik enerjiler de aynı. E o zaman fotonların enerjisi zaten birincide de öyle çıkmıştı. Fotonların enerjisi aynı. Aynı renk fotonları kullanıyorum dediğinde katotların aynı cins olduğuna ulaştım. E katotlar aynı cins dediğinde fotonların aynı olduğuna ulaştım. E o zaman burada enerjiyle ilgili herhangi bir başka bir çözümüm yok. Öyle dediğinde de böyle dediğinde de fotonların enerjisi aynı, katotların bağlanma enerjisi aynı çıkıyor. Kinetik enerjiler zaten grafikten görüldüğü üzere aynı. E bu tarafa bakıyorum. Birinci deneyde, X deneyinde fotoselin katoduna kaç tane foton düşüyorsa bir saniyede, Y deneyinde de o kadar düşüyormuş. Maksimum akımlar bana bunu söylüyor. O zaman demek ki grafik niye böyle çıkıyor diye düşündüğümde şöyle demeliyim. Fotonların enerjisiyle ilgili, hatta fotoelektronların kinetik enerjisiyle ilgili bir değişiklik yapmayacak. Sökülen fotoelektron sayısıyla ilgili bir değişiklik yapmayacak ama I0'ı etkileyecek bir faktör olmalı bu. Bu ancak ve ancak dediğin gibi fotoselin fiziksel yapısıyla alakalı olabilir. Yani şöyle diyebilirim, bu grafiğin çıkmasının sebeplerinden bir tanesi X fotoselinde katot anot arası mesafe daha kısa. Daha kısa olursa o zaman I0 daha büyük olur. Ama maksimum akımla kinetik enerjinin maksimum değeri etkilenmez bundan. Tamam olur. Bu olabilir. İkincisi X fotoselinde anotun yüzey alanı daha büyük olabilir. X fotoselinde
şeklinde anot yüzey alanı. Yüzey alanı daha büyük olabilir. Mümkün. Bu da bir sonuç. Ya da X fotoselinin havasını Y'ye göre daha çok boşaltmışımdır. O zaman da I0 büyüyordu. Tamam. O zaman şöyle de diyebilirim. X fotoselinin havası Y'ye göre daha çok boşaltılmış. Hocam burada başta ne söyledik şimdi? Katotlar aynı cinsin, fotonlar mı aynı cinsin? Bir şey diyor mu burada başta? İşte başta şöyle diyorum. Başta bize dese ki fotonlar aynı renklidir dese katodun aynı cins olduğunu ulaşıyorum. Dolayısıyla herhangi bir farklılık göremiyorum orada. Katotlar aynı cins alkali metalden yapılmıştır dese bu sefer de fotonların aynı olduğunu ulaşıyorum. İkisinden biri aynı değil mi hocam kesin şu an? İşte soru öyle derse diyorum. Evet. Mümkün. Mümkün. O dediğin şey mümkün. Yani mesela bağlanma enerjisi 3 birim, tamam mı? 5 birim enerjili foton gönderiyorum. 2 birim de kinetik enerji kalıyor. Bağlanma enerjisi 2 birim, 4 birim enerjili foton gönderiyorum. 2 birim de kinetik enerji kalıyor. Denilebilir. Tabii akılları, yani sayıları eşit olsa bu grafik yine çizilebilir. Bunu söyleyebilirsin. Tamam. Ama hani bize derse ki fotonlar aynı renk, ulaştığımız sonuç. Katotlar aynı cins, ulaştığımız sonuç gibi düşünürüz. Tamam. Burada fotoselin yapısı ile ilgili sevgili arkadaşlar bir madde daha vardı. O da katodun yüzey alanının büyük olması, ama katodun yüzey alanını büyük yaparsanız şura etkilenebilir. Onun için onu yazmadım. Tamam. Ha? Şöyle. Şimdi size şöyle bir şey söylemiştim. Hatırlayın. Şu katot yüzey alanı olsun. Şöyle. Bak. Buraya ampermetre bağlayayım direkt. Katot yüzey alanının daha büyük olması durumunda I0 büyük olur. Bunu kabul ediyorum. Ama I0 büyük olduğu zaman, katot yüzey alanı daha fazla olduğu zaman ışık dışarıya da taşıyorsa eğer, gidebiliyorsa, o zaman maksimum akım da büyük olmalı. Görebiliyor musun? Bu durumda şuranın farklı çizilmesi gerekirdi. Dolayısıyla burası aynı çizildiği için ya katot yüzey alanı böyledir demek doğru değil. Ha ben şunu da söyleyeyim sana. Şuraya bir tane mercek koymuşum. Tamam. Gelen ışığı şöyle şey yapmışım. Odaklamışım bir bölgeye. O zaman katot yüzey alanı büyük olsa da küçük olsa da çok bir değişiklik olur. Bu sefer de I0'ı etkileyemezsin. Zaten oraya düşüyor demiş olursun. Tamam. Onun için katot yüzey alanını konuşmazsın burada. Anlaştık mı? Peki. Güzel. Nasıl? Yüzey alanına? Ha? Yüzey alanına niye bakalım? Ben onu anlamadım. Bir söyle bir daha. Ha? Akıyı etkiler. Burada akı eşit olacak. Değil mi? Şimdi fotonlar aynı renkli. Aynı sayıda da elektron söküyorlar. Değil mi? Şuradan bakıyorum. Aynı sayıda elektron söküyorum. Aynı renkli fotonum. O zaman akılar zaten eşit olur. Yüzey alanını bilip bilmemek önemli değil ki burada. Burada etkiliyor dediniz hocam, hani katot daha fazla olunca daha ha, işte fazla o foton çarpabilir. Evet, evet, burada daha fazla çarpmıyor işte, bu ikisinde de foton sayısı aynı olmak zorunda. Foton sayısı aynı, fotonların enerjileri de aynı olunca zaten oradaki akı kesin eşit olmuş oluyor. Tamam mı? Bu farklı sistemde mesela birincisinde katotun yüzey alanı daha büyük olsun. Onun hem I0 hem de I max'ı mı daha büyük? Şöyle bak, yine söylüyorum. Bakın çocuklar, burası şey ilginç bir nokta oluyor. Katot yüzey alanının büyük olması durumunda I0'ın ve
i maksimumun daha büyük olması için fotoselin başlangıçta katodun dışına doğru da ışık gelen bir durumda olması lazım. Yani mesela iki durumda katodun her yerine de ışık geliyor. Her yerine de ışık geliyorsa evet, katodun yüzey alanı büyükse orada hem I0 hem de Imax büyük olur. O deneyde. Tamam? Bir de bu şeyde fotoelektrik olayda şöyle bir grafikle ilgileneceğiz. Hocam en sağ kısmı senin için olur mu? Olur. Hatırlayamadım ama söyleyeyim şey. Şimdi şöyle diyor. Şu fotosel ya, her tarafa doğru ışık geliyor şöyle. Tamam? Dışarıya da. Katodun yüzey alanını daha büyük yaparsan, o zaman I0 da daha büyük olur, Imax da daha büyük olur diyor. Şimdi bir de şunu düşünelim beraber. Bu sefer grafiğimiz şu. Dördüncü grafik. Şurası E kinetik elektron maksimum. Sökülmüş olan elektronların maksimum kinetik enerjisi, fotoelektronların. Şurası da kullanılan ışığın ya da kullanılan fotonun frekansı. Şöyle bir grafik çizmişler bize. Bu grafikle ilgili yorumlamamızı istiyorlar. Dikkat ederseniz sevgili arkadaşlar, bu grafikte şurası sıfır ya. Frekans, kullandığım ışığın frekansı şurada bir değer olsa herhangi bir kinetik enerjiden bahsetmemiş oluyorum. Buradan olsa yine kinetik enerjiden bahsediyorum. Şurada olsa kinetik enerji. Kinetik enerjiden ilk bahsettiğim nokta şurası. Ha, o zaman demek ki oraya kadar elektron sökemiyorum. Bu frekanstan sonra elektron sökebiliyorum. Hatta bu frekans ilk olarak elektronu söküyor ama kinetik enerji kazandırmıyor anlamına geliyor. O zaman burası eşik frekansına denk gelmeli. Yani katot yüzeyinden ya da o metalden elektron sökebilecek en küçük frekansı anlatmalı. Tamam, güzel, hoş. Şimdi ben diyelim ki F frekanslı bir ışık kullandım. Söktüğüm elektronun kinetik enerjisi de E kinetik elektron oldu. Şimdi biz zaten şöyle konuşuruz ya, bir grafiği çizmemizin temel sebepleri var. Bunlardan biri değer karşılaştırması yapacağım. Değil mi? Kime karşı ne olmuş, fonksiyon nasıl değişmiş, buna bakacağım. Bir. İkincisi alan ya da eğim karşılaştırması, eğim hesabı yapmak. Burada grafiğin alanına bakarsanız alanı anlamlı bir fiziksel niceliğe denk gelmiyor. Enerjiyle frekansın çarpımı. Çok bir şey değil. O zaman bizim bildiğimiz en azından bir şey değil. Eğimine bakalım. Şuradaki açıya teta açısı diyelim. Tanjant teta eşittir. Karşı taraf E kinetik elektron bölü komşu taraf F eksi F sıfır. E kinetik elektronu şuradan yazacağım da E foton eşittir HC bölü lambda diye yazmıyor. HC bölü lambda sıfır demeyeyim. Direkt kapalı şekilde yazayım. E bağlanma artı E kinetik elektron diyeceğim. O zaman kinetik enerji E foton eksi E bağlanma diye yazılabilir. E foton eksi E bağlanma bölü F eksi F sıfır. O zaman şunu da yazmış olurum. E foton dediğim H çarpı F eksi E bağlanma dediğim H çarpı F sıfır bölü F
f eksi f sıfır oluyor. E o zaman bunu h parantezinde yazarsam f eksi f sıfır bölü f eksi f sıfır olacak. Dolayısıyla bu grafiğin eğimi yani tanjant tetası eşittir Planck sabiti olacak. Adı üstünde sevgili arkadaşlar kendisi bir sabit. Planck sabiti. Oo. O zaman benim artık şunu düşünmeme gerek yok. Ula bu grafiği kim için çizdik? Hangi frekanslı ışık için çizdik? Yok, hangi metali kullandık burada? Hiç önemli değil. Ne için kullanırsan kullan, hangi durum için yazarsan yaz, grafiğin eğimi aynı çıkacak demektir. Tamam, güzel. O zaman şöyle demiş oluyorum. E-kinetik elektron frekans grafiğinde eğimi Planck sabitini verir. Tamam, güzel. O zaman sen hemen şöyle söylersin. Ya hocam, biz bu durumda bu grafiği hangi metal için çizersek çizelim. Alfa değişmez. Aynı şekilde bir grafikle sonuçlanmalı. Eğer metalin cinsi farklı oluyorsa mecburen eşik frekansı farklı olacağı için başka yerlerden çizmeliyim. Ama yine de grafikler aynı eğimli olmalı. Yani başka bir eleman için şöyle çizebilirim grafiği. Başka bir eleman için şöyle çizebilirim. Hadi diyelim bu X olsun, bu Y olsun, bu Z olsun. O zaman sen dersin ki X, Y, Z'nin eşik frekanslarına bakıyorum ben. Eşik frekansları farklı. Bunlar farklı cins metaller. Ama şuradaki açılara bakarsam, şurası alfa, şurası da beta olsun. Hemen şöyle dersin. Alfa eşittir beta eşittir teta ve de herhangi biri için tanjant alfa diyeyim eşittir h olmalı. Tanjant beta eşittir h olmalı. Tanjant teta eşittir h olmalı dersin. Değil mi? Grafik hangi metal yüzeyi için çizilirse çizilsin eğimi aynı olacak. Ve bu eğimin tanjantı bize Planck sabitini verecek dersin. Tamam. Güzel. Hoş. Bir şeye daha dikkat edin. Zaten burada grafiği okuduğunuzda şurası f0x olsun, burası f0y olsun, burası f0z olsun. Sen zaten şöyle demiş oluyorsun. f0x küçüktür f0y, o da küçüktür f0z. Yani bu metallerden elektron sökeceğim ama en kolay x'ten sökerim demiş oluyorsun. Değil mi? Ha tamam. E0x yani X metalinin bağlanma enerjisi en küçük. E0Y o da küçüktür. E0Z demiş oluyorsun ki bu dalga boyuyla ifade edilirse şu anlama geliyor. Lambda 0X büyüktür. Lambda 0Y büyüktür. Lambda 0Z oldu. Tamam. Gördünüz mü? Bahsedilen metallerin elektron sökülmesi durumunu incelediğimde direkt olarak X'ten en kolay elektron sökeceğimi, Z'den en zor elektron sökeceğimi söylemiş oluyorum. Peki, şöyle de desem olur mu? Bak bu grafiğin şu tarafını şöyle kesikli çizgiyle çiziyorum ya, sebebi ne? Kinetik enerji hocam, kinetik enerji eksi olur mu hiç? Çok saçma, değil mi? E o zaman şurada grafiğin kesim noktaları nereye denk gelir biliyor musun? E0x'e, şurada E0y'ye, şurada da E0Z'ye denk gelmiş olur. Ha sen dersin ki ya hocam o zaman şöyle bir soru sorsalar bana. Deseler ki bir fotosel devre var. Ben bir katot yüzeyi kullandım. Bu katot yüzeyine F frekanslı ışık gönderiyorum. Ya da F üssü frekanslı ışık gönderiyorum. Bu ışık fotonları Y metalinden... Bağlanma enerjisi ya. Dedi ki F üssü frekanslı bir ışık gönderdim, foton gönderdim. Bu Y metalinden elektron söktü. O zaman sen şöyle dersin. Ha X'ten de kesin söker.
Ama Y'den elektron sökebilen bir fotonun Z'den elektron sökmesi kesin değil. Çünkü bu fotonun frekansı şu arada bir yerde olabilir. Burada olduğunda Y'den elektron söküyor, X'den elektron söküyor ama Z'den elektron sökemiyor. Dersen ki Z'den elektron söken bir foton kullanıyorum. O zaman hem Y'den hem de X'den kesin elektron sökebilirsin. Gördün mü? Dedi ki X'den elektron söküyorum. O zaman bir dur. Y'den elektron söküp sökmeyeceğini bilemem. Niye? Çünkü frekansın ne kadar büyük ya da küçük olduğunu sadece X'den elektron sökebildiğim bilgisine dayanarak söyleyemiyorum. Gördünüz? Tamam. Mesela şöyle dese, bir foton kullanıyorum ve bu foton bütün metallerden enerji elektron sökebiliyor. X'den, Y'den, Z'den. Sen bana bu X, Y, Z'den fırlayan fotonların enerjilerini söyle dese, o zaman en kolay X'den söktüğüme göre en çok enerji ona kalacak. X'in kinetik enerjisi, X'den sökülen elektronların kinetik enerjisi daha büyük olacak. Sonra Y, sonra Z diyeceksin. Tamam? Anlaştık mı? Ya gözleri kapanan bebeler. Hıt! Uyanın! Terbiyesizler. Böyle gidiyorlar ya. Uyan. Buradayız. Hocam bir sorabilir miyim? Sor lan. Hocam biz burada niye kinetik elektron max diyoruz? Hani zaten belli bir foton kullanınca... Şöyle. Bak. Şimdi biz metalden elektron söküyoruz da bu metalin... söktüğümüz elektronun metalin en dış yüzeyindeki atomdan koptuğunu bilmiyoruz. Belki foton en dış yüzeydeki atomları ıskaladı, içeride bir yerden söktü. O elektron çıkarken birilerine çarptı, çıktı. Enerji kaybetti falan. Fotondan başka hiçbir şeyle etkileşim yapmamış olan elektronların kinetik enerjisinden bahsediyorum. Tabii. Düşündürebilir. Evet. Hocam biz SpaceX, S3'ye dedik yani. Evet. Onu nasıl dedik ben anlamıyorum. Şimdi sonuçta lan foton frekansı sıfır olduğunda mı SpaceX olur? Hayır. Bak bu benzerlik olarak bakabilirsin. Şöyle düşün. Şurası F0 ya. 2 F0 olsa frekans. Tamam. Kullandığım fotonun enerjisi H çarpı 2 F0 oluyor ya. Ama kinetik enerjisi neye denk geliyor? H çarpı F0 kadar büyüklüğe denk geliyor. O zaman geriye kalan H çarpı F0 kadar büyüklük de bağlanma enerjisine denk gelir. O da benzerlik olarak şuradaki sayıyla aynıdır demiş oluyor. Tamam. Anlaştık mı? O zaman ikinci ders devam ederiz.